Günaydın güzel insanlar. Herkese merhabalar. Mutfağımıza geldik. Çalışmaya başladık. Tabii ki biraz daha erken saatlerde çalışmaya başladık. Nuray'cığım böyle yumurtaları aldı götürüyor, kırdı. Nereye götürüyorsun onu? Streç atacak hocam. Streç çekecek. Ben de bu arada hemen ocağa 1, 2, 3, 3 tane çorba koydum. Bir tanesi 50. Lavşe çorbası olacak. Rus çorbası bu. Bir tane Andalus çorbası var. Bir tane de yeşil mercimek yapıyorum. Bak. Bana sigara bırakma bandı alır mısın? Bahar günaydın. Ben sana para vereceğim. Hallet. Günaydın Bahar. Günaydın. Neredesin? İyiyim. Ne yapayım? Böyle ufak bir mutfağımızdan görüntüler, yaptığımız işlerle ilgili bilgiler veriyorum. Çok iyi, tamam. Tamam. Sağ ol. Görüşürüz canım. Bu arada kızlarım ve eşim bayramda Gazipaşa'ya gittiler. O kadar kalabalığın arasında kendilerini çok yalnız hissetmişler. Sen yoktun dediler bana. Ama normalde zaten her bayramda ben mutlaka çalışıyordum. Yani evde olmuyordum, sadece akşamları evde oluyordum. Bu sefer biraz daha şey oldu, nasıl söyleyeyim size. Onlar daha da üzüldüler böyle. Ejine arıyorum görüntülü, böyle hüzünlü bakıyor kızım bana. Az kaldı diyorum. Yolu, aynen. Yolu yarıladık diyorum. Ne diyeyim artık? Az kaldı, az. Az, az kaldı. Çok az kaldı. Çocuklar sabredin dayanın. Benimkiler de öyle, sesler düşüyor artık. Böyle bir masum masum konuşmalar şeyler. Evet. Bayağı özlediler. Biz bayağı de çok özledik. Bu arada bizim işlerimiz çok yoğunlaşmaya başladı. Otel müşteri kapasitemiz 500'ü bulduk. Ben çok sık video çekemiyorum. Eşim ve kızların en son işte Gazipaşa'da göndermiş oldukları, geçirmiş oldukları vakitleri daha edit yapmaya vakit bulamadım. Onları da edit yaptığım zaman bu günkü videomla beraber birleştireceğim, sizlerle paylaşacağız. Bakalım bizimkiler Gazipaşa'da neler yapmışlar. Denize gideceğiz. Denize gideceğiz. Yemek yedik orada bir. Sen de götüreceksin değil mi bunları? Evet, hep beraber gideceğiz. Şöyle yakınsam çok güzel. Baba, al kızım çataldan sen de al. Yarın bol bol yeriz. Gerçekten çok güzel. Ağır da değil şerbeti. Hı-hı. El yapma, güzel olur. Gelikoz koymalar. Elin yapmalı, güzel yapmış. Kıtır kıtır. Kim bu yapan? Gel bu. Alaca var ya, Mehmet'in baldızı var Alanya'da. Onun kızı. Bizim akraba. Ne var ya da o? Ne? Alaya'da ne var? Burada dur, kocası mı şeyde? Benzin istasyonları da benzin getir götürür. Almanyalıların evinin orta katını götürür. Kocası şeyli. Bayağı büyüdük. Şöyle kızları biraz çekeyim. Balığa yoğunluyorlar. Yoğunluyorlar. Gençler ne yapıyorsunuz? Hoşunuza gitti Gazipaşa. Evet. Engine çıkarıyoruz adına. Şöyle bir görüntü var abi size kardeşler. Vay vay vay. Sessizce net kardeşlerim. Dalga çoğaldı. Thank you.
Akşam saatine doğru dalga çoğaldı. Yapacağız. Böyle günlerimizi geçirmeyeceğiz. Aynen. Yem bakayım ya. Herkese annemle birlikte alışverişe gidiyoruz. Yaylaya geçecekler. Bir bayramımızı bitirdik. Bayramımız yoğun geçti. Bir haftadır Gazipaşa'dayız. Çekim yapmadık. Kalabalıktık, yoğunduk. Bir yanımız o kalabalıkta kendimizi biraz yalnız hissettik. Senin Behrin Hanım orada olman çocukları bizi biraz şey yaptık. Yani kurban işini bitirdik, kurbanlarımızı kestik, dipfrize attık. Onları nasip olursa bugün akşam dönmeyi düşünüyoruz. Çocuklar uyuyordu. Biz uyurken annemler iki gün sonra yaylaya geçecek. Hazırlık yaptık. Şöyle tavuklara bayat ekmek aldık. Annem de şimdi bir markete indi. Oradan tavuklara yem alacağız. Tavukların yemi bitmiş. Yem alacağız. Babam ufak tefek eksikleri tamamlıyor. Ummalı bir yayla çalışması var. Yayla evi tamamen bitmiş. Biz yaylaya giderken biz yanlarında olmayacağız. Ablamlar gelecek. Onlar olacak yanında. Herkes bayram sonrası ağır ağır dağıldı. Derin su biraz sıkıldı. Ecin sıkılmıyor. Kuzenleri burada. Her gün denize gidiyoruz. Ama Ecin Derin su ister istemez arkadaşlarla birlikte olmak istiyor. Aklı Antalya'da. Ne kadar da burada eğlense, baba ne zaman gideceğiz, baba ne zaman gideceğiz diyor. Ben de daha izinimin bitmesine biraz fazla var ama gidelim bugün kızım dedim. Bugün ufak tefek hazırlıklarımızı da bitireceğiz. Annemlerin eksiklerini dışarıda tamamlayacağız. Ondan sonra bize de yol gözükür. Ne yapıyorsun? Arkadaşlarım oraya gittim. Bayağı da yok biri tüvette. Selamlarını herkese gönderiyor. Bizi izleyenler seni çok soruyorlar. Herkes çok selam gönderiyor. Ben de beni sevenleri, beni izleyenleri hep öpüyorum. Herkesi ayrı ayrı bir de annem de öpüyorum. İnternet olmadığı için izleyenler. Herkesi izledikleri için. Bol bol görüntü, bol bol görüntülü konuştum Berin'le. İyi konuştum, sağ ol. Tatlı gelinimle biz gittiğim zaman konuşma şansı bitiyor. Biz geldiğimiz zaman konuşabiliyor. Çalışacağız. Eksiklerimizi tamamlayalım. Oldu. Evde tekrar şey yaparız. Çocuklarla birlikte seslenmeyiz. Hadi bakalım. Tavuklara buğday aldık, mısır aldık, bayat ekme aldık. Yayla. Yayla hazırlıkları tavuklar için. Bunların ikisini hepsini birbirine karıştıracağız. Şöyle gelmişken bahçeyi hiç göstermedik. Valla bahçeye fazla içme... Gelip gelip keseceğim de kurusun diye ekme. Geçen kurusun daha hava orada. Böyle mi keseceksin? Böyle keseceğim. Tavukları kepeğe karıştırıp gelecek. Tavukları aldığımız ekmekleri yukarı çıkaralım eğer. Bu şekilde dilimleyecekmiş. Tavuklar da sesimizi duydu ağır ağır. Buraya gelmeye başladı. Bahçede ne güzel çalışmıştık Berin Hanım. Bahçeye girmek fazla içimize sinmedi daha doğrusu. Neyse sen geldiğin zaman tekrar ekeriz, tekrar içeriz. Almış olduğumuz şeyler var. Tavuklar için söylemiştim. Oha şahit. Dur ben tutayım ucundan. $100 Burada $100 mısır aldık. Tavuklara. Havada esti ne güzel. Çuval un aldık. Yaylaya götürecekler. Ekmekleri yaylada kendileri yapıyorlar.
Geçen sene 120 lira almışlar. Bu sene 550 deyince biraz şaşırdılar. Ha. Yeter bakalım. Gidelim bir kahve içelim evde. Ya, içelim. Kahve içelim. Kahvede mi içmeyeceğiz? Ne? Gelinin yok diye kahvede mi içmeyeceğiz? Oh, gelinim geldiğinde Antalya'da çalışacağım. Buna gelip burada da içeceğim. Yapış içeriye koyalım. Tamam. O seni bekliyor. Ay, ona bir avuç atsam ya. At at. Gel. Babam tavukları yaylaya götürmeyeceğim de dedi. Annem de şey yaptı. Dayısının oğlu var. Pardon, amcasının oğlu var. Bizim evin oraya ben kümes yapıp veririm demiş. Annemi de rahatladı. Tavukları hepsini götürecekler. Baya bir aydır tavuk muhabbeti vardı. Kalacak, nerede kalacak, kim bakacak diye. Yavaş at, yavaş. Tavuklar gidecek yaylaya. Gidecek yaylaya. Baba götürmek istemiyor da. Alıştı. Götürecek mecbur. Hadi gidelim eve doğru. Bir yabancı da mı var buraya da? Kimin gayri? Burada dururlar. Devamlı küçüktür. Bir sor komşular olmasa. Ne? Komşulara bir sordun mu? Sormadım. Burada malları var tavuğu. Dün Cemile'ye sordum, bir tek tavuk var dedi. Hadi gidelim, çocuklar ne yaptı bir bakalım bir. Çocuklar acıktı. Ali otu da yiyin. Gölge de. Nereye gidiyoruz? Kızımızın kulağı ağrıyor değil mi kızım? Evet. Bu kulağım 20 lira ağrıyor. Biraz geçer gibi olmuştu. Evet, bir ara bir geçer gibi olmuştu. Sadece hafif dokununca acıyordu, dokununca sadece. Bugün sabah kalktığımda çok ağrıyor. Bugün acısı dinmedi. Şöyle bir hastaneye gideceğiz. Herhalde bir damla verdiler. Bir ağrı kesiyor, inşallah öyledir. Mikrop kapmıştır bizim. Her gün denize gittik, bir de çok dalga vardı. Sürekli dalgada sürüklendi. Evet, ters düz yattı. Olurken süper şeyde de... Antalya'da kanalımızdan çıkmadı. Burada denizden çıkmadı küçük hanım. Hadi bakalım bir hastaneye gidelim bir. Oy. Anneniz de şey gördünüz mü? Üzümleri çıkmaya başlamış kızım. Kızarmaya başlamış anne. Ama yaylada onlar göremeyecek. Biz geliriz, bir ara gelir toplarız. Çok tatlı oluyor buranın üzümü. Çok güzel oluyor. Direkt eczaneye mi gitsek? O da damla verecek, ağrı kesecek. Yine de biz bir baktıralım doktora. Sonra annen demesin oradan, kızıma ilgilenemedin, hasta ettin diye. Şimdi hastaneye geldik. Gazbaşı Devlet Hastanesi. Grev falan yok değil mi? Hastanelerde bir ara grev yapıyorlardı, bakmalarda acil olmayan hastalara. O geçti sanırım ya, o öncedendi. Bilmiyorum da, benim de çok bir bilgim yok. Sanırım grev mi olur? Varsa da eserden alırız direkt ilacı. Sonuçta sıkıntısını biliyoruz. Ben evde, o ilaçtan evde de var kızım ya. Var. Parol, Pedifen, hep çocuk ilaçları. Şeyin, ilacın şeyleri çok severim ben. Daha da şuruplar özellikle. Biz eskiden içmeye her şey vardık. Şimdiki bazı çocuklar korkuyor da. Ne oldu Ejin? Şekerli, güzel ya. Güzel mi? Bir kaşık daha iç. Vereyim mi kaşık daha iç? Yok yok yok, şaka diyor. Şeyim o. Güzel. Kendimize dikkat edeceğiz öyle. Hasta olursa ondan sonra... Annesi gurbet eller de bir çocuğa bakamadı derler. Tamam mı? Denizde olur öyle, o kadar ya. Su kaçmıştır. Bir şey yok. Olur, hiç çıkmadı. Az bile yani bu. Aynen. Denizde bir havuza bir ayrı. Ama birkaç gündür hep bir ağrı var diyordu. Annen de biliyor şu anda hastaneye gittiğimizi. Merak ediyoruz. Arayalım bir haber verelim. Yine bizim umudumuz bir denizden olduğunu söyleriz. O da abla kalmasın, tamam mı? Ne
Ya bir tarafa başlayın. Az sonra çekersiniz. Oraya gelesine kadar zaten. Ne diyorsun sen? En baştan başlayalım. Serinlesin ortalık. Çok sıcak olur. Vermez mi? Dikkat edin. Gün boyu burada çay içiyoruz, kahve içiyoruz. Abur cubur burada atıştırıyoruz. Yerlere kırıntı oluyor. Hem hava biraz da sıcak oldu. Ne yapalım? Kızlarla bir temizlik yapalım dedim. Babaanneler uyuyor. Dedesi bayram şey galiba yayla için tıraş olmaya gitti. Biz de bunlar iddialı. Ejder, baştan çekebilir miyiz? En baştan çekelim. Suyu bol tutalım kızım olmazsa. Birazcık daha mı yapayım? He, bol su olsun. Masamızın üstünü de yıkayalım. Yan deviririz birazdan kuru. Tamam. Ejin alsın istersen sen. Yeterli bence. Güzelce suyumuzu çekelim. Sonra bir kahve yapalım kendimize. Siz dondurma yersiniz tabii ki. Geldi geçti bayram. Geldi geçti, güzel oldu bayramımız. Bir de verelim olsaydı. İnşallah. İnşallah yeni sene bayramda geliriz. Ramazan bayramı var. Ta. Ramazan bayramı var. Ya kışın. Gel zaman kim yanımızdayız, yılbaşında şeyde. Sen yayla işlerini bitir. Yaylayı bitirelim, yaylayalım. Ondan sonra? Ondan sonra geliriz. Gideceksin, geldiniz sevindiniz, tabii gideceksiniz. Öyle gitsin. Çocukları da teyzesiniz, olmayabilirsen ben onları sen. Yok, şey yapacağız, gidecek yerleri var. Var. Evde ha? Biraz dinlensinler. Dinlensinler, evet. Arkadaşlarına. Sen yayla yerleş de biz geliriz yanına. İnşallah. Geliriz yani ya. Bir hafta, bu hafta, bir hafta daha çalışıyorum, ondan sonra izinim var. Ondan sonra gelirim yani ya. İnşallah. Çocuklarla geliriz. Hayat dolu yayla. Seviyorsunuz yaylayı. Dedemle babaannem böyle şey ortamları. Yarın tam hazırlanmaya başlayayım. Yayla için. Ya dedim ben, burada bizim büyükler yazın. Herkes yaylaya gidiyor. Deniz için fazla sevmiyorlar sular ondan. Evet, bir de orası daha sakin. Evet, havası da serin ya. Onlara göre daha iyi. Evdeni memnun ettiniz inşallah. Bakın bayramlarda. Evet, beraber oluruz inşallah. Şimdi on çocuklarla fazla sıkıntı da koymadınız, onlarla oynadınız. Evet. Annem çalışmaktan vakit bulamadığı için bu videoyu da ben kapatacağım. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar sizlerle olsun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Merhaba Berinci. Biz Elmalı'dayız bu bayram. Kumluca'daydık. Orayı ziyaret ettik. Oradan Elmalı'ya geçtik. Çobaysa köyüne doğru gidiyoruz. Sana buradan iyi bayramlar demek için mesaj yollamak için video çekiyoruz. İyi bayramlar Berin. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sana biraz da manzarayı gösterelim şöyle. Dur bayram bebeği de ben gösterelim. Merhaba. Ben. Bak bayram bebekli büyüdü. Saçları uzadı. Sana Elmalı'nın manzarasını gösterelim biraz da. Burası neydi? Tepe? Bayraklı Tepe. Bayraklı Tepe. Elmalı'nın en yüksek tepesiymiş Bayraklı Tepe. Güneş paneli yapmışlar. Şu bayraklarla gösterelim sana. Evet. Çok harika bir yer. Serin.
Elmalı'dan selamlar. Hoşça kal.